Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi Bulldog köpek öreceğiz hep birlikte. Siyah ve açık kahverengi rengi ipler kullanacağız örgümüzde. Evet, ekrana baktığınızda köpeğin tamamını göremiyorsunuz çünkü ben de henüz tamamlamadım. Bu bölümde köpeğimizin kafasını, gözlerinin altındaki siyah daireleri ve kulaklarını öreceğiz. Diğer bölümlerde de kalan parçaları öreceğiz ve çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kanalıma ve videoma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan ve yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Sırada kollar var arkadaşlar. Kol öreceğiz. Öreceğimiz parça bu. Bitmiş hali böyle olacak. Sütlü kahve, açık kahve renkle devam ediyorum. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 İpliği çektim, sıkıştırdım sihirli halkamı. Spiral öreceğim, işaret kullanacağız. Sıra 2 her zincirin içine çift öreceğiz. 6 tane çift öreceğiz yani. Birincisi ikinci çift 1 2 3. çift 1 2 4. 1 2 5. 1 2 6. 1 2 Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3. Bir tane tek, bir tane çift bir tane tek bir çift bir tek bir çift tek çift bir iki tek bir çift 1, 2, tek bir 1, 2, 1 tek, 1 çift 1 2 bir tek bir çift bir tek bir çift ördük. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 10 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane çift 1 2 6 tane tek 1 2 3 4 5 6 bir tane çift 1 2 Sırada toplam 20 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 5 ve 6. sıralar arkadaşlar. 2 sıra öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Her sırada 20 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Sıra 7. 6 tane tek öreceğiz 1 2 3 4 5 6 bir tane azaltıyoruz bir tane tek örüyoruz bir tane azaltıyoruz bir tane tek örüyoruz 1 azalt 1 tek 5 tek öreceğiz 1 2 3 4 5 sırada toplam 17 adet sık iğne örmüş olmalısın sıra 8. 6 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 tane azaltıyoruz. 1 tane tek örüyoruz. 1 azalt. 1 tane tek örüyoruz. Şimdi 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 15 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 3 sıra öreceğiz. 3 sıra her sırada 15 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 3 sıra sonra buluşalım. 12. sıraya geldik. Sıra 12. 1 tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar düz örüyorsunuz. 13 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 13. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 14 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi sıra 13 ve sıra 14 2 sıra öreceğiz. 2 sıra her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 2 sıra sonra buluşuyoruz. Sıra 15. 1 tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlar düz örüyorsunuz. 12 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 12. Sırada toplam 13 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi sıra 16 ve sıra 17. 2 sıra öreceğiz. 2 sıra her sırada 13 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 2 sıra sonra buluşuyoruz. Sıra 18. Bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 11 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve 11 Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi sıra 19, sıra 24. Toplam 6 sıra 6 sıra. Her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. 6 sıra sonra buluşuyoruz. Evet 6 sıra örgünüzü tamamladıktan sonra içini düzgünce el yapla dolduruyorsunuz. Sonra bu kısmı biraz kapatacağız. Çok ağzına kadar doldurmayın. Yani çok sıkı doldurmayın. Şu kısmı birazcık boş bırakacağız. Bakın. Çıkarıyorum ben de elyafları. Şu üst kısım kolay dikebilmemiz ve düzgün duruşu olması için birazcık boş kalacak. Şimdi bu iki parçayı karşılıklı şöyle tutacaksınız. Ve bir tane buradan sık iğne alacağız, bir tane de karşıdan. Karşılıklı örerek bu boşluğu kapatacağız. Bakın bir tane buradan zincir, bir tane de karşıdan sık iğne ile örerek bu boşluğu kapatıyoruz. Toplam 6 tane sık iğne örmüş olmanız gerekecek. Bu 5. Şimdi sonuncuyu öreceğim. Bu da 6. Şimdi ipi dikiş için uzun bırakacağız arkadaşlar. Kesiyoruz parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Bacak örerek çalışmamıza devam ediyoruz. Öreceğimiz parça ekranda gördüğünüz bu parça 2 adet öreceğiz. Açık renk, açık kahve, sütlü kahve renk iplikle örgüme devam ediyorum. Şimdi sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 halkayı sıkıştırıyorum spiral öreceğim işaret kullanıyorum sıra 2 6 tane çift öreceğiz her zincirin içine çift örüyoruz 1 2 1, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift. 1 2 Bir tek, bir çift. 1 2 Bir tek, bir çift. 1 2 Bir tek, bir çift. 2 Bir tek, bir çift. İki. Bir tek, bir çift. 1, 2 1 tek 1 çift 1, 2 Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısınız Sıra 4 1 tane çift öreceğiz 1, 2 2 tane tek 1, 2 1 tane çift 2 tane tek. 1 2 1 tane çift. 2 tane tek. 1 2 1 tane çift. 1 2 2 tane tek. 1 2 1 tane çift. 2 tane tek. 1 2 1 tane çift 2 tane tek 1 2 sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın sıra 5 7 tane tek örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 bir tane çift örüyoruz sırayı bitiriyoruz sırada toplam 27 adet sık iğne örmüş olmalısın şimdi bundan sonra 3 sıra öreceğiz 3 sıra her sırada 27 adet sık iğne olacak şekilde örelim 3 sıra sonra buluşalım Sıra 9'a geldik. Şimdi 9 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane azaltıyoruz. 1 tane tek örüyoruz. 1 tane azaltıyoruz. 1 tane tek örüyoruz. 1 tane azaltıyoruz. 1 tane tek örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 9 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 10, 8 tane tek öreceğiz. 1 2 3, 4 5 6, 7, 8 1 tane azaltıyoruz. 1 tane tek örüyoruz 1 tane azaltıyoruz 1 tane tek örüyoruz 1 tane azaltıyoruz 1 tane tek örüyoruz şimdi sıra sonuna kadar 7 tane tek öreceğiz 1 2 3 4. 5 6 7 Sırada toplam 21 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi bundan sonra 2 sıra öreceğiz. 2 sıra her sırada 21 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Sıra 13. 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 1 tane azaltıyoruz. 7 tane tek 1 2 3 4 5 6 7 1 tane azaltacağız. 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bu sırada da toplam 19 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi 2 sıra öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Her sırada 19 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Sıra 16. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane azaltıyoruz. 7 tane tek 1 2 3 4 5 6 7 1 tane azaltıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 Sırada toplam 17 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 2 sıra öreceğiz. Her sırada 17 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 2 sıra sonra buluşuyoruz sıra 19 5 tane tek öreceğiz 1 2 3 4 5 1 tane azaltıyoruz 5 adet tek örüyoruz 1 2 3 4 5 bir tane azaltıyoruz 3 tane tek öreceğiz 1 2 3 sırada toplam 15 adet sık iğne örmüş olmalısın şimdi bundan sonra 4 sıra öreceğiz 4 sıra her sırada 15 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Sıra 24. 3 tane tek örüyoruz. 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tek örüyoruz. 1 2 3 1 azalt. 3 tek örüyoruz 1 2 3 bir tane azaltıyoruz sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş oluyoruz şimdi içini düzgünce el yapla dolduruyoruz Evet içini de el yapla doldurdum yine burada biraz boşluk bıraktım Son sırayı öreceğim. 6 adet azaltma öreceğiz. 1. azaltmam, 2. azaltmam, 3. azaltmam, 4. azaltmam, 5. de 6. son. Çalışmamı böylece tamamlıyorum arkadaşlar. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bu parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Gövde örerek çalışmamıza devam ediyoruz. Yine açık kahverengi ipi kullanıyorum. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ipimi sıkıştırıyorum spiral öreceğiz işaret kullanalım sıra 2 her zincirin içine çift öreceğiz 6 adet çift örüyoruz birinciyi ördüm 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3. Bir tek bir çift öreceğiz 1 2 bir tek bir çift 1 2 bir tek bir çift iki bir tek bir çift 1 2 bir tek bir çift 1 2 bir tek bir çift 1 2 Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 4. 1 tane çift öreceğiz. 2 tane tek. 1 2 Bir çift 1 2 2 tane tek 1 2 Bir çift Iki tek 1 2 bir çift iki tek bir çift iki tek 1 2 bir çift iki tek 1 2 bu sırada da toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi tekrarlayacağımız grubu söyleyeceğim. Sonuna kadar artık örmüyorum. Gittikçe büyüyor çünkü dairemiz. 3 tane tek öreceğiz. 1 2 3 1 tane çift öreceğiz. 1 2 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 30 adet sakine örmüş olmalısın. Sıra 6. Şimdi tekrarlayacağımız grubu örüyorum. Onu gösteriyorum. Siz tekrarlayacaksınız sıra sonuna kadar. Bir tane çift öreceğiz. 1 2 4 tane tek. 1 2 3 4 Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 1 tane çift, 4 tane tek. Tekrarlayarak sıra sonuna kadar örüyorsunuz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 7. 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 bir tane çift örüyoruz 5 tane tek bir tane çift bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın sıra 8 bir tane çift örüyoruz 6 tane tek öreceğiz 1 2 3 4 5 6 Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 1 çift 6 tek 1 çift 6 tek tekrarlıyoruz. Sırada toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Sıra 9 ve sıra 16. Toplam 8 sıra öreceğiz. 8 sıra. Her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 8 sıra sonra buluşalım. Geliyoruz 17. sıraya. Şimdi 17. sırada azaltma yapacağız. 6 tane tek öreceğiz, 1 tane azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 bir tane azaltıyoruz şimdi bu grubu tekrarlayacağız 6 tane tek bir azaltma tekrarlayarak sıra sonuna kadar örüyorsunuz sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın sıra 18 ve sıra 20. 3 sıra öreceğiz. Düz örüyoruz. Her sırada 42 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Sıra 21. 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 bir tane azaltıyoruz 5 tek bir azaltma bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısınız sıra 22 ve sıra 24 3 sıra örüceğiz. Her sırada 36 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 3 sıra sonra buluşuyoruz. Sıra 25. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane azaltıyoruz. 4 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 26, sıra 28. 3 sıra öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Her sırada 30 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 3 sıra sonra buluşuyoruz. Sıra 29. 3 tane tek örüyoruz. 2 3 1 tane azaltıyoruz. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 3 tane tek, 1 tane azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 30, 31. 2 sıra öreceğiz. Her sırada 24 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Şimdi bu aşamada içini düzgünce el yapla dolduralım. Evet içini de el yapla doldurduktan sonra son sıramızı artık öreceğiz. Şimdi 12 tane yarım trabzan örüyoruz. Burası ense kısmını oluşturacak. Kafası biraz daha diktiğimiz zaman öne doğru eğilmesi için bu ense kısmını yarım tırabzan örüp biraz yükselteceğiz. Şöyle örüyoruz. Bakın tığımızı batırıyoruz. Arkadan ilmeği alıyoruz. Tığımızda iki ilmek varken önce bir tane sonra ikisini birden topluyoruz. Bu arada ikinci yormuş oldum ben. Tekrar tığı batırıyorum ilmeği alıyorum. Tığımda 2 ilmek varken önce bir tanesini sonra ikisini birden topluyorum. Buna yarım tırabzan diyoruz. 3 tane ördüm. Şimdi 12 tane örelim. Toplam 12 tane olacak. 3 tanesini ördüm. Evet, 12 taneyi ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğne örüyoruz. 1 1 tane zincir kaydırma yapacağım bir tane zincir kaydırma burada yapıyoruz şimdi 10 tane sık iğne örerek sırayı bitireceğiz 1 2 3 ve sonuncuyu örüyorum 10 böylece çalışmamı tamamlamış oluyorum arkadaşlar şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz bu parçayı da dikiş için bir kenara şimdilik koyup bekletiyoruz. Evet arkadaşlar kafa parçasını birinci bölümde örüp tamamlamıştık. Bu bölümde de gövde, bacaklar ve kolları ördük, hazırladık. Yeni bölümde kalan bir parçamız var. O da kuyruk. Kuyruğunu öreceğiz. Bu parçaların hepsini dikeceğiz ve çalışmamızı tamamlayacağız artık. Videomu izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.